Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz isterseniz teşekkür ediyorum şimdiden. Matik üzerine konuşacağız arkadaşlar. Şöyle ne var ne yok geniş çaplı bir değerlendirme videosu olacak. Haber üzerinden giderek özellikle her şekilde teknik anlamda bir değerlendirme videosu olacaktır. Bakalım ne diyor. Mart ayının bu altcoin için daha fazla yükselişi tetiklemesi bekleniyordu ancak beklenen olmadı. Şubat'ta alanlar pişman oldu. Ay sonu gerçekleşecek mainnet güncellemesi nedeniyle beklentiler artsa da Bitcoin fiyatının Mart ayında hızla düşmesiyle birlikte umutlar suya düştü. Peki, e, peki bu düşüş gönlümü açığa satış yapanlar için bir fırsat olabilir mi? Bak şunu söyleyeyim bir kere ya sadece şurası üzerinden böyle onlarca dakika konuşmak lazım. Niye biliyor musun? Çünkü çok yani anlamsız bir yorum olmuş. Birincisi e, şunu söylemek lazım. Ya Şubat'ta alanların pişman olduğundan kasıt şöyle bir durum var. Ya zaten arkadaşlar coin'in fiyatı şişken almayacaksınız. Tamam mı? Yani coin'in fiyatı yükseldikten sonra e, alan pişman oldu ya zaten şöyle bir şey var. Pişman olma zaten o saatten sonra. Niye oluyorsun? Bile bile lades demişsin. Coin'in fiyatı uçmuş gitmiş yukarıdan alım gerçekleştiriyorsun. Yani bu hiç mantıklı bir şey mi? Bunu zaten yapmamak lazım. Bak baştan söylüyorum. Alım fırsatı geçmiştir. Coin örneğin ya gelmiş kanal ortasına yürüyor. Matik bunu yaptı birazdan inceleyeceğiz. Sen alım derdindesin. Yok alım geçti. O önceden alacaktın sen. Şu dakika alırsan kumar oynuyorsun. Bak ne oldu? Evet pişman oldun. Tamam mı? Şimdi bir diğer mesele arkadaşlar yine. Tabii ki bir e, mainnet durumu var yani ayın 27'sinde ZKEVM geliyor. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesi bunu da birazdan açacağız. Tabii burada e, Bitcoin tarafındaki düşüşler sebebiyle Matic'in de düştüğünü görebiliyoruz. En nihayetinde Bitcoin'deki düşüşte arkadaşlar biliyorsunuz Powell'ın açıklamaları, e, Regülatör etkisi piyasada ge gelen bu korku ortamının genelinden kaynaklanıyordu ayın 14'ü ve 22'si hep söylüyorum şu anda çok önemli. Piyasada bir dönüm noktası yaşanması için arkadaşlar. Yani Matik'teki düşüş öyle kendi kendine olmadı. Bitcoin kaynaklı, dolayısıyla makro kaynaklı geldi. Matic coin Şubat, e, Şubat ortasında iyi kazançlar elde etti. Ortaklıklar ve özellikle ZK EVMnet duyurusu yatırımcıların risk iştahını önemli ölçüde arttırdı. Aynen o kadar arttı ki risk iştahı ee, devamında neyse ancak o zamandan bu yana piyasa yön değiştirdi ve bu kazançlar tamamen silindi aktif adres metri ocak sonundan bu yana düşerken günlük ağ ücretleri 2 haftadır azalıyor bitcoin fiyatındaki olumsuzluk altcoinlerde de aşırı satışları beraberinde getirdi üstelik matic coin bu sefer istisna değildi fed'in yeniden sertleşeceğine dair gönderdiği e, sinyaller risk iştahının haklı biçimde azalmasına neden oluyor. Bu arada şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Hem balinalar tarafında da şu an mevcut halde karşımıza geliyor ki balinalar tarafında da hafif satışlar meydana geliyor. Ancak şunu söylemek lazım, bir matik balinalar arasında Shiba'dan sonra en çok toplanan ikinci kripto para oldu. Dolayısıyla burada tutma oranları inanılmaz derecede yüksek. Bunu bilmek gerekiyor. İkinci bir diğer durum arkadaşlar aynı zamanda şunu söylemek lazım üzerinden çok ciddi trading dönüyor. Yani şu an Matic resmen uzun vadede bir Shiba göstergesi var. Shiba hareketleri göstergesi var. Bu da hareketlerinin hızlanacağı, ilerleyen süreçte çok atılgan bir kripto para olacağı anlamı taşıyor ki güçlü bir boğa sezonu izleyebiliriz. Bu arada şuradaki hareket ya size neyi anımsattı? Tıpkı Shiba'ya benzemiyor mu? Bakın çok büyük söylüyorum size. Matic Gerçekten Shiba'ya çok benzer hareketler yapacak Boğa sezonunda. Bakalım bekleyip göreceğiz. Talep bölgesine yaşanan güçlü düşüşün ardından Matik'te hızlı bir toparlanma görülmedi. Bunun yerine fiyatlar 1.15 dolar civarında seyretti ve bir kez daha düşüşe geçti. Bitcoin'in bugün 22.3, e, bugün de 21.7 dolar altında devam eden kapanışlarını da hesaba katarsak Kral Kripto para biriminin 21.3 dolara kadar düşüttüğü senaryoda Matik coin daha fazla düşebilir. Şimdi şuradan matik'e bir giriş yapalım bakalım neymiş ne değilmiş neler bekliyor. Bir e, matik önceden aslında konuştuğumuz seviyelere kadar geri çekildi. Bak bir kere şunu söyleyeyim arkadaşlar mesela şurada bakınız Avax'a girdim e, Dota girdim vesaire Altcoin'lerde ciddi düşüşler gözlemlendi. O hatta sol çok ciddi patlamış çünkü e, destek noktasından bile kaymış yani. Bu arada şeyden dolayı girdim son bu gerçekleşen mumu e, kıyasen girdim arkadaşlar. Şimdi Matik'te bu mum çok daha geniş duruyor tamam. Burada diğer kripto paralara göre büyük ölçüde bir fazla bir düşüş gerçekleştiğini gözlemleyebiliyoruz. Yani çatır çatır düşüyor. Bu tabii ki en neticede Bitcoin hareketlerinden geçen bir durumdur arkadaşlar. Şimdi şunu unutmamak lazım. Geri çekilmenin devamı bekleniyor. Önceki videolarda biliyorsunuz 103 106 aralığından zaten bahsetmiştik. Nitekim yani beklenmeyen bir düşüş olmadı bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum tamam mı? Dolayısıyla bu civarlardan şu anki fiyat civarından Matic coin'de alım gerçekleştirilebilir. Buralar alım için iyi pozisyonlardır arkadaşlar. Bir diğer durum şimdi BTC tarafından hala geri çekilmeler gerçekleşebilir. Bu şayet 103'lerin kırıldığını görürsek hatta nokta atışı 1.028 civarlarının kırıldığını görürsek arkadaşlar 95 yani 0.95'lere kadar matikte geri çekilmeler gözlemleyebiliriz biz. Dolayısıyla bu seviyelere bir düşüş olursa çok büyük bir alım fırsatı verecektir ama şunu kesinlikle unutmamak gerekiyor. Şunu kesinlikle unutmamak lazım. Ve ben buralara kadar bir düşüş beklemiyorum sebeben ayın 14'ünde tekrar ediyorum. Enflasyon verisi açıklanacak. Pozitif olması durumunda piyasada büyük bir açılım süreci beklenecektir arkadaşlar. Yani şu anda matik tarafında ne yapmak lazım? Diğer altcoinlerin de pek çoğunda olduğu gibi alım odaklı hareket etmek gerekiyor ki dipten toplamalarla ortalama düşürlebilsin. Özellikle iyi bir enflasyon verisi Devamında 22'sinde bir 25 bas puan faiz artışı gözlemlersek piyasa açılımı beraberinde 27'sindeki ZKEVM hatta ayın 14'ündeki yine Ethereum'un yükseltmesi de bir katalizör oluşturacaktır anında olmasa da. E, ay sonunda ZKEVM'in de gelmesiyle arkadaşlar piyasada bir yön yukarı hareket gözlemlenebilme ihtimali çok yüksek. E tabi ki bütün bunlar olurken Matik tarafında da beklenti ne olacaktır? yukarı yönlü bir hareket olacaktır. Velhasıl şu anda piyasada alım konusunda iyi bir süreçteyiz. Özellikle şu an MATIC'in bulunduğu fiyatlar idealdir. Ben buraların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zira ilerleyen süreçte pozitif hareketler gözlemlenecektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.